Mezun teğmenlerin kılıçlı yeminleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı kılıçları kime çekiyorsunuz açıklamasına CHP Lideri Özgür Özel bugün bir kez daha tepki gösterdi. Çekilen kılıçtan vatan düşmanları, millet düşmanları, Atatürk düşmanları ürkecek diye konuştu. Özgür Özel'e göre Erdoğan bu çıkışı toplumu kutuplaştırmak için yaptı. Mustafa, temari, takdirlerle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi? Manisalı hemşerim ikraya hat mı bildiriyorsun sen? Teğmenlerin kılıç çatarak yemin ettiği görüntüler siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teğmenler için bunların temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz sözlerine CHP lideri Özgür Özel sert tepki gösterdi. Maalesef büyük bir Üzüntü içindeyim. Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Harbiye'nin kurulduğu günden beri her sene yapılan, yaşanan kılıç çatma ve yemin merasimiydi. Bu sene rahatsızlık nereden? Gerçekten anlamak güç. Sayın Erdoğan 8 gün sustu. 8 gün sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. Özel bu geleneğin yıllardır devam ettiğini söyledi. Neden şimdi rahatsızlık olduğunu anlamıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun? Dosta güven düşmana kaygı versin diye çekenler. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dostuysan, anayasal düzenin dostuysan o kılıçtan niye ürküyorsun? Atatürk düşmanı varsa o ürkecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine hat bildirmeye çalışmak kutuplaşma niyetiyle Türkiye'nin bugünlerini ve yarınlarını heba etmeye çalışmaktır. Ben buna izin vermem. Teğmenler hakkında önce disiplin soruşturması başlatılacak. Özellikle yemin sırasında ilk iki halkadaki teğmenlerle ilgili inceleme yapıldığı belirtiliyor. İmam hatiplerin olduğu bir yerde teğmenlere meydan okuma, hat bildirme geride kaldı o eski Türkiye. Bizim normalleşme dediğimiz mesele bu tip işlerden uzak durulmasıdır. Teğmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleridir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleridir. Ona karşı Husumet dilini pevkala'de utanç verici buluyor. Özel Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında önce Anıtkabir'e gitti. Ardından Devlet Mezarlığı'nda eski genel başkanlar Bülent Ecevit de Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti. Mesajlarını da orada verdi. Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran da gündemindeydi. Olmadık feodal ilişkilere yapılan atıfların Hukukun önüne geçmesinin, delilleri karartmasını asla izin verilmemelidir.